Herkese merhabalar. SRC sorularını çözmeye devam ediyoruz. Eğitimin ve başarının doğru adresindesiniz. SRC 2 yeni yazılı örnek banko sınav sorularını çözüyoruz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ve başlayalım. SRC nedir? SRC mesleki yeterlilik belgesi. SRC 1 uluslararası yolcu. SRC 2 yurt içi yolcu. SRC 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı, SRC 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı, SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı yapacakların alması gereken mesleki yeterlilik belgeleridir. Gurur tablomuzdaki 5 yıldızlı öğrencilerin mesajlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün 5 yıldızlı gurur tablomuzda Ali Takan'ın bakın mesajını okuyoruz, paylaşıyoruz. Hocam Allah razı olsun sayenizde SRC 2, SRC 3, SRC 4. Bugün sınavdan geçtim. Bugün SRC 3'e girmiş arkadaşlar. Bakın SRC 3. Ali sınavdan 97,5 aldım. Hakkınızı helal edin. Çok emeğiniz var. Nedim Şeker Akademi mükemmel. Tebrikler işte. YouTube Nedim Şeker Akademi öğrencilerinin farkı bu dedik. Ve 5 yıldızlı gurur tablomuza seni de eklemiş olduk. Ali Takan güzel günlerde kullan. Kanalı arkadaşlarına önermeyi paylaşmayı unutma. Birinci sorumuz geldi. Karayolu taşıma kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleriyle gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli A. Tarifeli, B. Arizi, C. Mekik, D. Servis. Tabii ki arkadaşlar burada neden bahsetmiş? Arizi seferden bahsetmiş. Evet, burada Bursa seçeneği. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, şöyle de yazabiliriz. Bursa seçeneği. İkinci sorumuza gel bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yeri ifade eder? Varış noktası, düzenli sefer, kalkış noktası, mekik sefer. Tabii burada da bize neden bahsediyor? Yolcunun taşıta bindiği, eşyanın taşımacıya teslim edildiği yer neresidir? Tabii ki kalkış, değil mi? Kalkış noktası. Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Üçüncü sorumuz bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolu taşıma kanununun kapsamı içerisinde yer alır? A. Özel otomobillerle ve bunların romaklarıyla yapılan taşımalar. B. Ambulans. C. Karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığı. D. Naklen yayın aracı. Evet. Burada da tabii ki karayolu taşıma kanunu kapsamı içerisinde yer alan hangisidir? Ceyhan seçeneği. Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığıdır. Yıldızlı sınav sorusu. Hemen dörde geçelim. Karayolu Taşıma Yönetmenliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır? A. Araçta bulunan her koltuk için 1 adet. B. Her 8 koltuk için en az 1 adet. C. Her 14 koltuk için en az 1 adet. D. Her 20 koltuk için en az 1 adet. Tabii ki her 14 koltuk için 1 adet bulundurmak zorundadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuz sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir? Evet, ne zamana kadar ilerlenir? Hemen bunu kırmızıya çevirelim arkadaşlar. Kırmızıya. Evet, karşı yönden gelen araç görülene kadar, istenildiği kadar, geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar, geçilen araç işaret verene kadar. Tabii ki sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir? Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar ilerlenir. Cevap C
Ceyhan seçeneğidir. Deniz 6. soruya bakalım. Karayolu zorunlu mali sorumlu sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? A. Kasko sigortasından. B. Mali sorumluluk sigortasından. C. Kaza sigortasından. D. Karayolu trafik garanti sigorta hesabından. Evet. Zorunlu mali sorumlu sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar tabii ki karayolu trafik garanti sigorta hesabından, değil mi? Garanti fonundan karşılanıyor. Cevap Denizli seçeneği yıldızlı sınav sorusu. 7. sorumuz sınavların banko sorularından arkadaşlar. Yıldızlı sınav sorusu yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı 3. defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl. Alkollü araç kullananlar biliyorsunuz ki ticari araçlarda 0.20 promilin üzerinde alkol alanlar. Alkolü sayıyor. Hususi araçlarda 0.50'dir promil oranı. Birinci defa yakalandığı zaman 6 ay, ikinci defa yakalandığı zaman 2 yıl, üçüncü defa da 5 yıldır. Bize üçüncü defa sorduğu için cevabımız Denizli seçeneğidir. 8. Hangi durumda kazı zede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? A. Kolunda yara ve kırık olan. B. Kaburga kırığı olan. C. Birinci derece yanığı olan. D. Omurga kırığı olan. Kazı zede kesinlikle sedye ile taşınmalı arkadaşlar. Sedye ile taşınmalı kesinlikle dediğine göre tabii ki Denizli seçeneği kaburga omurga kırığı olanlarda, değil mi arkadaşlar? Evet. Cevap Denizli seçeneğidir. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuz şöyle. Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süreyi kapsayan ticari faaliyete ne denir? A. Paket tur. B. Turizm. C. Tur. D. İç turizm. Evet. İç turizm. Tabii ki burada da nedir? Turdan bahsetmiş arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. 10. sorumuz ilk yardımdan gelen banko sınav sorularından, baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir? A. Beyinde hasar sonucu olan kanama. B. Mikroplara bağlı hastalık. C. Yaralının şoka girmesi. D. Tansiyon düşmesi. Evet. Baş yaralanmalarında kulak ve burundan kan geliyorsa sebebi nedir? Beyinde hasar sonucu olan kanamadır, değil mi arkadaşlar? Cevap Adana seçeneğidir. 11. sorumuz yine banko sınav soruları. Rentek manevrası ile ilgili sınavlarda sık sık soru geliyor. Rentek sedye ile taşıma yöntemidir. Araç içindeki yaralının omuriline zarar vermeden çıkarma tekniğidir. Hasta yaralıyı sedyeye alma tekniğidir. Acil taşıma tekniğidir. Tabii ki arkadaşlar rentek manevrası demek, araç içerisindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarma tekniğidir. Cevabımız Bursa seçeneğidir ve banko sınav soruları içerisindedir rentek manevrası. Hemen 12'ye geçelim. 12. sorumuz şöyle. Aracın iç sıcaklığı kaç derece olmalıdır? 32, 24, 28 ve 12. Tabii ki aracın iç sıcaklığı 24 derece olması gerekiyor. Yine yıldızlı sınav sorusu Bursa seçeneği. 13. sorumuz okul taşıtlarının arkasındaki dur ışığının yanma tertibatı nasıl olmalıdır?
nasıl olmalıdır? Frene basıldığında yanan ışıklarla birlikte yanacak şekilde olmalıdır. Ön arka park lambalarıyla birlikte yanacak şekilde olmalıdır. Dönüş ışıklarıyla birlikte yanacak şekilde olmalıdır. Evet, tabii ki burada da frene basıldığında yanan ışıklarla birlikte yanmayacak şekilde olması gerekiyor. Cevabımız 13. sorunun cevabı Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Dörde bakalım. Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır? Ankara haritası, Türkiye haritası, Türkiye, Avrupa ve Dünya haritasıdır. Bakın büyük ölçekli. Büyük ölçekli dediği zaman arkadaşlar en küçük olan en büyük ölçekli haritadır. Burada Adana, Ankara haritası en büyüktür bakın. En küçük sorsaydı Dünya ve Avrupa dünya haritası olacaktı, değil mi? Evet, 15'e bakalım. Taşıt kullanma sürelerini hangi sürücülerin uyması zorunludur? A. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri. B. Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri. C. Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri. D. Özel araçlar ve iş makinesini kullananlar. Evet, taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur? Tabii ki ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri uyması gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneği. Yine yıldızlı sınav sorusu. Çok çok önemli sorular aldım sizler için. Örnek sorular arkadaşlar. 16 geçerli teminat tutarları üzerinden karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A. Araç trafikten men edilir. B. Araç sahibine hapis cezası verilir. C. Araç sahibine trafik cezası verilir. D. Aracın ruhsatı iptal edilir. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçlar trafikten men edilir. Cevabımız Adana seçiliğidir ve yıldızlı sınav sorusudur. Arkadaşlar 17 hemen bakalım. 17. sorumuz trafik levhalarından sık sık hem yazılı hem de uygulamada çıkan bir soru. Şekildeki tehlike uyarı işaretlerinden gevşek şev işaretini gördüğünüzde ne yaparsınız? A. Hız azaltılır, takip mesafesi azaltılır. B. Hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. C. Şerit değiştirilir. D. Hiçbir şey yapılmaz, yola devam edilir. Tabii ki gevşek şev tehlike uyarı işaretlerindedir. Hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu arkadaşlar. Evet. 18. sorumuz karayolları trafik yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa otomobil ile otobüs geçiş kolaylığı sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi önce geçmelidir? Otobüs otomobile yol vermeli, otomobil otobüse yol vermeli. Büyük olan küçüğe, küçük olan büyüğe şeklinde. Otobüs ile otomobil düz eğimsiz dar taşıt yollarında nedir arkadaşlar? Otobüs otomobile yol vermelidir. Bu soruda yine sıralamamız var bildiğiniz gibi otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli, traktör, iş makinesi, motorsuz araçlar. Alttakiler üsttekilere yol verir. Otobüs otomobile, kamyon kamyonete, otobüs minibüse, motorsuz araçlar tüm araçlara yol verir. Cevabımız tabii ki burada da nedir? Adana seçeneğidir. 19. sorumuza geçelim. Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan gelirse sebebi ne olabilir? A. Beyinde hasar sonucu olan kanama. B. Mikroplara bağlı hastalık. C. Yaralının şoka girmesi. D. Tansiyon düşmesi. Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa beyinde hasar sonucu olan kanamadan dolayı olur. Cevabımız Adana seçeneğidir. Yine yıldızlı sınav
sorusudur arkadaşlar. Son soru bu sorularda da hızı 90 kilometre olan bir aracın kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 15, 30, 45 ve 60. Hızı 90 ile giden aracın takip mesafesini sormuşlar arkadaşlar. Takip mesafesi hızın yarısıdır. Yani 90'ın yarısı nedir? 45'tir değil mi? Bakın 45. Evet, burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. Aracın 2 saniyede kat ettiği süre 88-89 sayılarını arka arkaya saydığımız zaman bize takip mesafesini verir. Evet, Serici 1-2-3-4-5'te YouTube kanalı en doğru adresiniz. Kanalımıza abone olup üyelere özel sorular çözmek isteyen arkadaşlar kanala katılarak üyelere özel sorular çözüp %100 başarı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. %100 Serici 1-2-3-4'ten ve 5'ten yazılı ve uygulama sorularını, garantili soruları çözmek için kanalımıza abone olduktan sonra kanala katılın. Ve kanalımızı mutlaka arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.